habibim ya Muhammed, ya Resulüm ya Muhammed. Sizge bulsan ümmetinden durup salavat Muhammed. Durup salavat küller berekatli olsun. Bugünkü endi yani cuma namazına gelip bir sizler bilen görüştük niyet barıda elhamdülillah da muvaffak oldu. Endi cumadan keyin az yine ahli mahalleler bilen, şu fukaralarımız bilen, hem de siz azizler bilen bir görüşüp bazı bir şu ağırlıklı meseleler, bugünkü günde bazı bir köp mesela içtimai tarmaklardaki, bazı bir dinimiz hakkıdaki bazı bir o şey fitneler hakkında bir az yine malumat verip bu işleydi. Niyetli gelmemiz. Orada sorularız bu sahan, verişleriz mümkün. Akidege muvafık, fikhi meselege muvafık. Bilemiz ki dinimizde asası iki tane arseden ibaret. En asasısı Allah'ın kelamı, Cenab-ımızın hadis-i şerifleri. Ana önden ki gün müştahit ulamalarımız etkendik. İcma, kıyas bilen buladı. Lekin bugünkü günde şu halkımızın içi de bizim saf dinimizde kelyekken saf Hanefi mezhabımızın içi de bazı bir fitneler hem böyle yaptı. Bunu benden göre yaşlar yaşlı biledi. İşte bu ayetler muhalarda göre yaptılar. Her hal namlar bilen türlü fırkalar çıkıyordu. Şunu endi sizlerden iltimasımız şu ki elbette balizi kolide telefonda nazaratını kıpırın. O nime eşli yaptı, nime körü yaptı, kimli maruzasını eşli yaptı. En asasi cahiyem şu. İçtimai tarmağlarına karab durgan vaktimizde cüde köp oşa damlalarımız, başkalar, maruzalar böyle yaptı. Lekin yakşı yaman bas. Lekin o maruzalarının içi de bazı bir oşa törele mezhabdan taşkar edeyim. Akidemiz ahli sünne vel cemaage zıt bugün derseler hem tergibi böyle yaptı. Kegin bunu yaşlarımız eşli olup domlanın başını ağırtadı. Birinci ota anasının başını ağırtadı. Kegin mahallesi de üstazlı başını ağırtadı. Ben bu hakta köp raddiyeler veremem. Şularga mesela kulümüzden kegince hem de dinimizdeki müteber kitaplardan uluğlarımız, şu sahibi mezhepler ve yine o şey akide ulemalarını, reddiyelerini hem biz yeterliçe malumatlarını yığıp koygenmiz. Hatta bu hakkıda bir kitap hem yazgenmen. Bu yerge damlaga yetkigen suraçlarınız mümkün. Yani bugün günde her hal namlar bile. Mesela Hizb-ı Tahrir diyepti, Sohta Selefi diyepti. Şuna manalar yürüptü. Şimdi bunlarla maruzaları da köprak şu bir mezhablikke tergib böyle yaptı. Salaflarda mezhab bu megen, falan bugün. Bana şu gap, notoğru gap. Çünkü mezhab diyene yol diyene. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem trik durgan vaxtlarda 100 binden artık sahabe vardı. Mezhab yok diye keller eşit olsun bunu mesela. Bette öne adam yok. Mesela yaşlar bunu bileşti. Peygamber aleyhisselam trililerde 100 bin sahabe vardı. 100 binden artık da. Hacetül Vada'da 120 bin sahabe yakaladı. Lekin şularda içi de hamesi ilimlik, fakih, alim bu megen. Onda zat alim bugün. Çağırıyorlar. Bilesinler. Ondan ki gün Allah ibn Mesud, Allah ibn Abbas, Allah ibn Umar, Muaz ibn Cebel, Ebu Musa Eş'ari'ye okşayan kokta kokta ulema zatlar bugün. Peygamber aleyhisselam kıyamet günü hemen ulema şu Muaz ibn Cebel'de bayramını teyde türedi geldiler. Şuna kokta alim bugünler. Hatta bu zatlar Cenab-ımız trik durup patava ait geldiler. Sahabeler 100 bin sahabe, şu 10 ta sahabenin mezhebi de bugün. Bana mezheb var. Şu 10 ta sahabenin etken patavasıya amel diken. Resulullah bazılarını Yemen'e cönetken, bazılarını Irak'a ve Abdullah'ın Mesud'un Küfe'ye cönetkenler. Hemeleri gelip meselelerini beyan kıyarlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın zamanı saadetleri de kıraatını özü de 7 ta mezheb vardı. Lekin birer ta sahabe birbirini yaman görmeyin. Bana bu meselede hiç kim apaçan değil. Yedide mezhab var.
Hazreti Ömer bir gün bir sahabeni Sure-i Furkan'da okuyakendi gördüler. İyi sen dediler, Resulullah menge oku vergende okumayayım sen oldu. Yürümen akadı, boynudan uşak Resulullah onları yabardılar. Ya Resulullah menge Sure-i Furkan'da okuyakta oldu. Menge oku vergenizde okumayayım ki eşliyiz dediler. Oku dediler. Ya Sure-i Furkan'da okudu ki şu. Eşti böyle ettiler ki, hakeda unzilet ileyye. Menge şunluyu nazil bu gendiler. Yani Hazreti Ömer hayran oldular ki, iyi. Ha bünge şunluyu nazil bu gendiler. Sen menikini mi oladın? Oku sana mı? O kişiyen özlerine yetip giden Resulullah'dan eşitken kıraatı okudular. Hakeda unzilet ileyye dediler. Menge hud düşündüğü nazil o gendiler. Seninki hem doğru, seninki hem doğru dediler. Cebrail aleyhisselam menge yetti kıl şeyvede Kur'an'da akke vergen. Yetti kıl harif bilen akke vergen. Hem meyniki doğru dediler. Yap köpeydirim ben dediler. Şunun için zamanı saadette barakemi mezhep 10 tefakih sahabeni yolunda yürgen. Sahabeler. Tabiinlerde devreye gelip, yani İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, İmam-ı Şafiiler devreye gelip, sahabeler devreye gelip, ülerde şagirdleri payda oldu. Yani önden kegin, İslam ümmeti, bana bu tuttu ülük zat bilen yani yeküllendi. Hemesi şunge cemlendi. Şundiniz mi? Demek, mezhep hemesi keliyekken nerse. Onu inkar kılamıyor. Şunun için, demek ki, sizlerde indi mesela, İçtimai termadaki maruzelerde cazibadarlığı silerde elde koymasın. Çünkü bu nekengi yolge tergib kliniyken maruzelerde tahlil kiliş için jüdekokta ilmi salahiyet buluş gerek. Onu adli eşliyken adam düşünmeydi. Onu mesela yaşlar eşliyip zor yapken diyor, tagide neme varlığını bilmeydi. Ana ularının şu üsluplarından biri. Bitta noto'g'ri aqidani ekish uchun kerak bo'lsa bir oylab yaxshi mavize bo'ladi. Bir oylab ketadi bitta mavzu yo bitta darslik qilib ketaveradi. Lekin siz bilmaysiz, orada yo salafiylikda yo bemazhablikda yo hizbut tahrirda urug'ini ekib ketadi, ko'chatib. Ekatda 4 kun 5 kunda bir haligini sug'arib turaveradi. Qarafsizki u ma'ruzani bir oy eshitgan bola İkinci ayda oturup ata anasını yiyen tanım ediyen bu kalaydı. Ata ananı yiyen müşrik ediyen bu kalaydı. Bunlar da üslubu şu. Şunun için bir içtimai termakta bir mevizeni eşsiz belediyen mütehassiden ben onu bir tahlil kıberi indip durup kegini eşçiş gerek. Bugün bana şunu havfı ballarımızda cüda yaman böyle yaptı. Kattalarımız ata analardan intimas görüp ne meşti yapsan bu ne me bu? Bu kaysi bir dünya tanıgan ulema mı bu? Ne bu? Neye bir sürüştürüp koyuştakimiz kereyi buladı azizler. Hürmetli ata-analarga bu vazife. Çünkü bugünden hazır başlamasız belki keç kagen bölücüysen mümkün. Bugünden başlamasız, bugünden karamasız, bunu ihtiyatını kılmasız. Ben uzun közüm bile görüyorum. Bu ata-anam beni bina bölüşümge sebep bugün halas da. 20 yıl oturup da birader bu aqideyiz ne doğru ki? Ben ki ispat kıvereyim, benim oteye hoşa kalsam ispat kıverelim miydi? Ha ota anez razı olma yaptı ki ömün gelsem, razı olmasa bulmayı koyursun. Ular beni bina buluşumge sebep bugün halas. Kereyi bulsa rahatını kıyam hoşa mehalde. Didiyan halet yok ki peyede. Ben aşınakan ki menkurt adamge eylendir. Ahir. Şunu yapsınız. Cazibeli mevize başka nedir? Namazdan, Tavrat'tan bitti iki tane hadis etiledi. O 20. hadis kegin. Neye karar durursunuz? Ya 19. ya 20. hadis kural düşer Suriye'nin çekelesi de Türk hakkı da bulur. Etki. Bana bu ularının üslubu. Ama öngörler aldı yakşı gel bilen başlıyor. Şuna narselerden yigitler, ülkeler, ihtiyat bölüyle. Allah'ın ayeti oyuncağı narse bez. Resulullah'ın hadisleriyle her kim bana ait elmeydi. Allah'ın ayeti mürekkem narsa. Allah'ın kelamına tefsir etmiş için 15 de ilim mücessem buluş gerekti adamla. 15 de ilim. Şundan bir de en küçüğüne şartı müleyyül kari ederler ki eğer hata kılıp bir mana çıkarılmak olsa Allah Ta'ala'dan kalbine ilham bulunduğun derecede Kuda'ya dost buluş gerekti müfessir adamla. Bu ne kadar şartınızda topulmuyordu. O şu uluğlarda topulgen, o şeyler zatlar Resulullah'dan nime nakil kigen bulsa tafsirdi. Sahabelerge Resulullah nime digen bulsalar, o şey tafsirdi kılendiriz. Ozumuzdan koşar mıyız? Fakat Arap dilini bilse biledi biz.
Çünkü Resulullah dedi ki, "Men fassara Kur'an'a bir ra'i." Kim Allah'ın kelamını uzun ra'yı bilen, fakat tilde örgen olup tafsir kısa, doğru tafsir kısa yan hata kıttı diyene geldi. Çünkü o şey ayetki Resulullah neme diyenliğini bilmeyedir gibi yaptı. Yani. Hadislerim şuna kadar mürakkep. Hadislerim mürakkep. Hadislerge hem ihtiyat buluş gerek. Mesela Cenab-ı Resulullah etenle bir hadislerde. Yer haydiyeliyon koştu körsep duru ettiler ki kimi üyüge şu kirse oşa hanadan ahli dozah buladı. Yer haydiyeliyon koş halal mihnet kılediyon narsa brodu üyüge kirse o oşa hanadan ahli dozah buladı mı? Yok. Maksadları şunu arkasından kuvup Allah'ın ibadetini kimi şunu arkasından yürürse en iyi ahli dozah buladı digeniydi. Hadislerde yüreğim kuşuyor mu işte? Ve yine bir hadislerde mel'unun men ata ma'ahu li zar'i gayrihi. Birini ekinini sugargan adamga Allah Taala'nın laneti bo'lsin dediler bir hadislerde. Tom arqasiga boradingiz, sugaradingiz, yoningizda qo'shningizni birodaringizni tom orqasi chanqab qolgan ekan. Aka shuni ham tom orqasini sugarib qo'yadi. Ariqda suvni unga bursangiz Resulullah aytdilar ki Allah'ın laneti bo'lsin shunga deyaptilar. Bu asli savob ish ku bu. Bu xuni ish emas ku. Hadis unga kelmagan. Hadisni zohirini eshitgan yoshlar odam va oddiy odam aytadiki bu ruda ekinini tomorqasini yo'q unga aytilmagan. Balki bu homilador xotinni tuqquncha nikohini haromligiga aytilgan hadis bu. Homilador xotin bor edi, eri o'lib qoldi. Idda qachon? Bolani tuqquncha. Chunki qonida bola birovda ekini. Bu endi tug'may boshqa yerga tegsa, narigi yer birovda ekinni sug'arayapti. Mana bunga aytilgan hadis edi. Shuning uchun mana bu jihatlar borligi uchun sizlardan iltimos qilamizki, oyat hadislar nihoyatda murakkab narsa. Qur'oni Karimni oyatdan gapirayotgan odam to'g'ri bo'la olmaydi. Chunki Qur'onda qancha mansux oyatlar borligini bilamizmi? 66 ta mansuh ayet var Kur'an'da. Kıraatını namazda okusa namaz böyle uğradıyor. Hükmünü abonaydı. Çünkü Allah onu başka 66 ta ayet bilen bekar kıyar hükmünü. Onu kaysiliğini bilmeydi o şahadarla. 66 ta ayet, 66 ta ayet hükmünü bekar kıyardı. Hani? Kur'an'da. 500 ta hükümge ayet giyen. 500 ta. Araq haram, kumar haramdı. 500 ta ayet giyen. Lekin Resulullah'ın zamanı saadetleri de 20 min fikhi mesele. Kur'an'da 500 ta mesele durdu. Zamanı saadette 20 min mesele durdu. Köpeği diledi ki bu siz 17.500 ta meselenin cevabını kattan oledi. Kur'an'da yok. Kur'an'da 500 ta mesele durdu. Bana mürekkep bir kattan. Shuning uchun Qur'oni Karim, hadis sharif shunaqangi. Masalan, odamlar o'ylaydiki, shu Imom Buxoriyning musnadi degan hadis hadisi qolgani yo'q. Imom Buxoriy bilan Imom Muslimning musnadlarida ikkov hadisni mukarrarini chiqarib yuborsangiz, takroriy kelganlarini chiqarib yuborsangiz, 10 mingta hadis bor xolos. Imom Muslimda 4 ming, Imom Buxoriyda 4 ming, 8 ming hadis bor xolos. Imom Buxoriyda 7 mingdan ziyod hadis bo'lsa, mansuhlari bilan takroriy kelganlarini chiqarib yuborsangiz 4000 ta sahih hadis bor xolos. Va holanki Imom Buxoriy 100 ming sahih hadisni yoddan bilardilar. Qolgan 96 ming hadis qayerga ketdi? Imom Buxoriy o'zlari aytdilarki, "Tag'in o'ylamanglar, men u meni yozgan kitobimda hadis sahihu, boshqa hadis yo'q deb o'ylamanglar" dedilar. "Men bu kitobimga kirgizgan o'sha 4000 sahih hadisni rivoyat qilib qo'ydimki, u shunaqa hadislar ekanki, agar men buni aniqlab kitobga kirgizib qo'ymasam, 1-200 yilda yo'q ketadigan hadislarni qo'ydim. Qolgan 96 ming sahih hadis men rivoyat qilmasam ham qiyomatga zo'r ketaveradigan mashhur hadislar edi deganlar. Ha, mana uni kim biladi? Imom Buxoriyda bormi deydi, Imom Muslimda. Akam, Imom Muslim, Imom Buxoriy kifoya qilmaydi ahkomga. Uni ichidagi 4000 ta hadis sahih bo'lsa, 96 ming sahih hadisda Imom Buxoriy nima qildi? Ana. Shuning uchun mana bu jihatlarni yoshlarimizga o'qitiraylik, bildiraylik. Alloh taoloni tanishlikda aqidamiz shu Hanafi mazhab va e'tiqodimiz Hazrati Maturidiy alayhi rahma buni tuzgan o'sha matnga olib kelgan asoslar bo'yicha bo'lsa, juda chiroyli bo'ladi, juda yaxshi bo'ladi bu yo'l.
shunaqangi bir oyat hadis bilan sobit bo'lgan katta yo'q. Hidoyani qirvog'ida bir sharhi bor, binoya degan. Shuni Badriddin Ayni degan zot sharhlaganlar, yozganlar. Badriddin Ayni muhaddis bo'lganlar. 200 ming hadisni yoddan bilganlar, raviysi bilan. Shu kishi ham Imom Azam mazhabida bo'lganlar. Hozir 200 ta hadisni bilmaydi-yu, mazhabi yo'q deydi. 200 ming hadisni bilgan zot Hanafi mazhabda turibdi. Yana bir narsani bilaylik. Hadis bilgan odam to'g'ri yo'lda bo'lolmaydi. Shuni bilib oling. Chunki hadisni sahobalarda ichida muhaddislari bor edi. Abu Hurayra roziyallohu ta'ala anhuga o'xshagan zotlar muhaddis edi, faqih bas edi. Muhaddis bo'lgan sahoba faqih fiqhni bilmaydi. Hadis bor qo'lida. Bundan nima hukm chiqishini o'zi bilmaydi. Abu Hurayra roziyallohu anhu bir kun turdilar ko'chada, bir janoza olib o'tildi. Yonlarida Hazrat Umar turibdilar. Bu kishi faqih, olim zot. Keyin aytdilarki, Hazrat Umar o'y dedilar. O birodaringni o'ligini ko'tarib qabristongacha olib borib bir qiroq savob olmaysanmi dedilar. Shunda Abu Hurayra roziyallohu anhu yo'q. Bu betahorat kelmanglar jinozaga degan hadislari bor Rasulullohni. Meni tahoratim yo'q edi, men borolmayman dedi. Shunda Abu Hurayraga eng ko'p hadis bilgan sahobaga Hazrat Umarga hoy dedilar. U hadisdan murod dedilar. Janoza namozini Rasululloh iroda qilganlar. Janoza namozini tahoratsiz o'qib bo'lmaydi. To'tta yog'ochdan bo'lgan nima shoti so'ri bilan bitta o'likni ko'targani tahorat zarur bas bor ko'taraver degan ekan. Ana. Rasulullohdan 6000 dan ziyod hadisni rivoyat qilgan Abu Hurayra roziyallohu anhu o'zi hadisni ko'p biladi, ammo o'zi rivoyat qilayotgan hadisni hukmini o'zi bilmayapti. Faqih zot yechib bermaguncha. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun Imom Azam rahmatullohi alayhidan ustozlari o'tgan muhaddis, Imom Azamga hadisdan dars bergan Yahyo ibn Ma'in degan ustozlari bo'lgan. Bu kishi 200 ming hadisni bu kishiga rivoyat qilib bergan ekanlar, Abu Hanifaga, sohib mazhabimizga. Rahmatulloh. Shunda bir kun bir masalani so'radilar Abu Hanifadan. Mana shuni javobi nima bo'ladi? Do'llar, bunday bo'ladi. Ya'ni ustozlari, muhaddis ustozlari Ibn Ma'in aytdilarki, "Sen bu gaplarni qayerdan olyapsan?" do'llar. "Ha, o'zingiz rivoyat qilib bergan hadisingizdan olyapman" dedi. "Siz o'zingiz menga rivoyat qilib bergansiz shu hadisni Rasulullohdan" dedi. Do'llar aytdilarki, "Ha, antumul atibba, nahnu dayalisa." Sizlar haqiqiy tabib ekansizlar-u, biz dori sotuvchilar ekanmiz xolos degan ekanlar. Ya'ni bir joyingiz og'risa doktorga borib resept yozdirgandan keyin yana aptekaga borib dori olasizmi? Yo oshqozoningiz og'risa, o'zingizdan o'zingiz kirib aptekaga kirib dorini olaverasiz. Mana men meni oshqozonimga dori. O'ladi-ku ona, bilmasam. Demak, muhaddisni qo'lida hadis bor-u, qaysi hadis nimaga doriligini o'zi bilmaydi. Uni o'sha Imom Shofiy, Imom Abu Hanifa biladi. Ana ular, demak sizlar aniqlab beradigan tabib ekansizlar, biz dori sotuvchi ekanmiz degan ekanlar. Ammo qaysi dori nimaga shifoligini biz bilmaymiz dedilar. Ana shuning uchun demoqchimizki, oyat hadislar juda ham murakkab narsa. Bugungi kundagi ana shunday bir toifalarda ogoh bo'lishligimiz uchun albatta shunaqangi nima siz bilan bizda bir so'raydigan odamimiz bo'lsin yo bir nima ustozlardan mana shu yerdagi ulug'lardan, domlalardan so'rab, tayiga yetib, puxta gapmi, puxta gap emasmi, shunga qarab yana amal qilishlik kerak bo'ladi. Menga savollar bormi? Duo qiladigan bo'lsa domlalar, Alloh hammamizni ham o'zini to'g'ri yo'ldan adashtirmasin, sirotul mustaqimdan adashtirmasin. Bu mazhabimizdan borishlikka Xudo muvaffaq qilsin. Chunki bu mazhabda Allohning 40 dan ortiq valiylari istiqomat qilib, Ibrohim alayhissalomga o'xshagan do'st xudolar bu mazhabda turib Allohga do'st bo'lganlar. Boyazli Bastomiy, shunga o'xshagan Habibi Ajami, ulug' zotlar, Abdulloh ibn Muborak, vali zotlar bu yo'lda turib Allohga do'st bo'lgan. Agar noto'g'ri bo'lganda Alloh ular do'st qilmasa. Shuning uchun mana bu yo'ldan Alloh hech kimni ayirmasin. Aqidamizni Alloh o'ziga chiroyli holatda saqlab bersin.
yurtimizni ham tinch qilsin. Alloh taolo mana bu yo'llarimizni ham farovon qilib, chiroyli qilib bersin. Va sallallohu taolo va sallam ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va sahbihi. Ya Rabb.